Ve 4 ay sonra Dedeli Parkımıza geldik. Hazır mısın? Tut elimi. Bak ama bu saate dede kalmamıştır herhalde. Sonbahar yaprakları gibi döküldük sevgilim. Öyle bir şarkı var mı bilmiyorum. Uyduruyorum şu anda. Ne çok hoşuna gitti derseniz. Şimdi önce nefesi montunu giydirdim arabadan inince. Sonra kendi montumu giydim. Sonra böyle şapkamı taktım. Anne aslan gibi oldun diyor bana. Tut elimi. İyi yaşa. İyi, ama tut, hızlı inelim beraber. Tutmazsak yavaş ineriz. Tut, hızlı inelim. Lütfen. Yavaş inelim. Peki yavaş inelim. Vazla özleniyor be. Özlemişim keratayı. Evet, ağaç yapraklarını dökmüş. Çünkü hala sonbaharda mıyız? Kışa girdik. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Evet. Ne renk yaprak? Pembe. Bu pembe mi? Evet. Peki pembe olsun. Bana kırmızı gibi göründü ama sen bilirsin. Kırmızı mı? Evet, bence de kırmızı yapraklar. Evet. Bak, suda bir şeyler yüzüyor, görüyor musun? Hı? Suda bir şeyler yüzüyor. Ne olabilir acaba? Ördek. Hadi ördeklere bakalım. Çok güzel bir manzara. Balıkçıl kuşu nerede durmuş? Bak. Nefes koşmaya başlayınca kaçacak mı acaba? Evet, yavaş git ama. Uçmasın, kaçmasın. Senden korkmasın, tamam mı? Elimi tut istersen. Bak bak, ördek de var. Çok güzelsin. Kocaman. Aa, uçtu. Çok güzelsin. Bu şov için teşekkürler. Efendim? He? Sen koşunca o da senden kaçtı. Hadi gel. Hadi yürü. Oturmak mı istiyorsun? Bu ağacın böyle suyun içinde olması beni çok etkiliyor. Çok hoşuma gidiyor. Efendim anneciğim? Bak, hala biraz böyle kırmızı yapraklar yakalayabildik. Mutluyum. Çünkü Yoshi geciktin, artık göremezsin falan demişti. Birazcık yakaladık. Nefes çok güzel. Bakar mısın ağacın rengine? Şurada adamın mini bir bahçesi var. Ekim yapıyor. Oraya kuşları korkuluk ama uçurtma gibi. Kartal uçuyor bak. Wow. Tanıki var orada. Oo, bak, görüyor musun? Uçurtma o. Kuşlar korksun, tohumları yemesin diye. Hadi gel. Anne, bakayım mı? Oraya çıkamayız ki, oranın çıkışı yok. Bak, buradan çıkılmıyor. Sadece aşağıdan görebiliyoruz. Bak, buradan da görünüyor. Gel. Bir sürü ördek var. Biz geliyoruz diye gittiler. Bunlar ördek değil büyük ihtimalle de. Her defasında unutuyorum bu kuşların adını. Bence ördek gillerden bir şey ama yine. Aa, yapraklar çok güzel. Ağzında balık mı vardı onun ya? Balık gördüm sanki, küçük. Valla bir şey var ağzında ama ne ya? Gözüm o kadar uzak görmüyor ki. Ama çok güzel. Parkın en sevdiğim kısmı burası. Her geldiğimde söylüyorum ama
park videolarından bıkanlar için park videoları sezonu başlamıştır efendim. Şu an bilmiyorum kamera benim gözümün gördüğünü size yansıtabilecek mi acaba? Tam güneş şuraya vuruyor ve karşıdaki ağaçlar her biri başka bir renk görünüyor. Sarı, turuncu, kırmızı, bordo, yeşil, açık yeşil, koyu yeşil, yapraksızlar, kahverengiler. Evet. Evet, köpekler kaka yapamaz diyor. Lütfen kaka yapmayın buraya diyor. Evet, lütfen buraya kaka yapmayın diyor. O kadar güzel ki inşallah benim gözüm gibi görüyordur, görüyorsunuzdur. Ya çok güzel. Sonbaharı çok seviyorum ve şu an suyun üstünde kurumuş yapraklar yüzüyor. Eve gidince görevimiz bütün atkılarımı, şallarımı bulup yıkamak. Bir de zaten kıyafetlerimi, çarşafları falan da yıkamak zorundayım. Japonya çok nemli bir yaz geçirdiği için bütün kıyafetlerim, çarşaflar, battaniyeler rutubet kokuyor. O da benim astımı azdırıyor. Geleneksel çamaşır yıkama dönemi başlasın ama şallarımı öne alacağım. Türkiye'den getirdiğim kıyafetlerimi giyiyorum. Onlar rutubetsiz çünkü. Neyse, Allah'tan bu ceketimde rutubet yoktu. Gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Tam parktayken yağmur atıştırmaya başladı. O yüzden hemen arabaya gittik. Markete gidecektik zaten. Markete de gittim. Marketin 4 tane otoparkı var. Ve her birini gezdik. Ve böyle hem yer bulamadım hem arabadan inmek istemedi canım. O yüzden döndük Vidrak'a gittik. Vidrak'tan alışverişimizi yaptık. Birkaç eksik çünkü orada her şey yok. Ve şimdi eve giriyoruz. Bir park gününü böyle bitirdik. Şimdi öyle mi yiyeceğiz? Tamam, açacağım ama önce video çekeceğim, tamam mı? Hemen açacağım. Market alışverişi aslında bu. Ama şu an benim video çekmem gerekiyor. Tamam, sonra hemen sana yemek yapacağım. Ben yemek yaparken sen çizgi film seyredeceksin. Çok güzel. Hemen bu poşettekileri gösterip geliyorum, tamam mı? Teşekkürler. Bugün Japonya'daki ikinci market alışverişimiz aslında. Dün yine markete gitmiştik Nefes'le. Ama onları göstermem, çekebilmem mümkün değil. Genelde dondurulmuş ürünler, bezelye falan filan aldık. Hemen onları yerleştirip öğle yemeğine giriştiğim için çekemedim. Kağıt havlu aldım. Gördüğüm kadarıyla evde kağıt havlu kalmamış. O yüzden kağıt havlu aldım. Ve Nefes artık daha bilinçli olduğu için artık daha çok böyle gördüğü şeyleri istemeye başlıyor. Takinato ne istedi Nefes ama kendi için değil çünkü bir acı yiyemiyor. İçindeki fıstıkları da ondan alıyoruz çünkü büyük ihtimalle Nefes'in fıstık alerjisi var. Fıstık yediği zaman kabarıyor, o yüzden kan alamadılar aslında, kan testine gitmek için damar bulamadılar. İki koluna birden girdiler. Açamazsın, video çekiyorum. Hayır. Ve ekmek 8 dilimi yarın. Yoshi izinli. Bak bunları çekip geliyorum Nefes. Hemen. Bak çok az kaldı. Kahvaltı yapacağız. Ekmek her evin ihtiyacı. Bize kahvaltıdan kahvaltı diye yiyoruz. Ve asıl gitme sebebimiz buydu. Nefes'in udonları. Udon ne? Suyun içinde makarna diyebiliriz. Noodle yani aslında. Bir sürü içinde güzel şey var yani. Kurtarıcı oluyor bazen. O yüzden evde yoktu. 2 paket ondan aldık. Bundan Türkiye'ye de götürmüştüm. Annem de bazen ondan vermişti Nefes'e. Ve Nefes kendine Danone çilekli yoğurt istedi. Nefes'in çilekli yoğurdu var artık. Efendim. Ben de seni çok seviyorum ve suyum var. Ben su içtim. Efendim. Evet, tamam. Ve bir tane cips aldım. Bu bizim çakma raffles diyebilirim. Evde bir tane cips vardı. Yaşı evde yokken. Ben onu yedim. Eve geldi, cipsim nerede dedi. O yüzden borcumu ödemek amacıyla onun cipsini aldım. Bir tane de yoğurt aldım. Yoshi'den iki tane istemiştik. Bitmek üzere. Biri bitti. Biri de bitmek üzere. Onlu pil aldım. Pil tam sepette dağılmış. Çocuk hemen gideyim değiştireyim dedi. Dedim gerek yok zaten, paket açılacak yani. O yüzden böyle küçük poşete koydum. Arabaya eco bag koymam lazım. Hiç böyle şey... Market bez çanta arabada hiç kalmamış. Onların evde nerede olduğunu bulup oralardan buralardan arabaya doldurmam lazım. Poşet aldım paralı. Elma suyu Nefes ve Yoshi için ben içmiyorum. Evde puan kartım yanımda olmadığı için küçük boy aldım. Bu yumuşatıcı yedeği, evdeki yumuşatıcı bitmek üzere çamaşır şeyine giriyorum. Marafonuna. O yüzden lazım.
yarıştan kart alınca düğün almaya gideceğim. Nefes kendine böyle çocuk cipsi aldı. 4 paket. Nefes bu kim? Atama. Bu kim? Meron Pan. Onu tanımıyorsun. Bu kim? Dokinchan. Bu da? Baikinman. Baikinman. Baikinman çok iyi. Ve Nefes bugün bir anda Boro istiyorum demeye başladı. Boro burada çocukların yediği böyle, ben hiç sevmiyorum. Erina da çok seviyor bunu. Çocuk abur cuburu. Anladım. Erina da sevdiğine göre çok uzun yıllardır anne, var. Yumurta topu. Ben yiyeceğim. Tamam. Bu kadar aldıklarımız. Şimdi ben yemeğe girişiyorum. Sonra Türkiye'den getirdiklerim videosu çekmeye çalışacağım. Onlar da Sergül Kato kanalımda olacak. Görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videonun beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.